Hoş geldiniz. Bugün size makyaj yapımını göstereceğim. Canım kendim çok pis pis makyaj. Şimdi öncelikle kremimiz. Her halükarda gösteririm şöyle böyle. Şuradan şöyle tepeden mepeden her yerden gösteririm. Daha sonra baz. Ben bunu öyle oralarda bir mağazadan almıştım. Evet. Kendilerine hayranımdır. Daha sonra başka dudak kalemi. Şık şık şık. Earthline'dan aldım ha. Öyle kıtırık bir marka değil yani. Rujumuz. Bunu da öyle kıtırık bir markadan almıştım. Onun çok güzel renkli var bakın. Daha sonra setimiz. Daha bunun parçaları var diye. Biri burada. Diğeri de burada. Ve bu gördüğünüz üzere bir ruj. Ama artık bir allık. Maskaramız. 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 Hepsi de Earthline'dan. Earthline. Ciddiyim yalnız. Earthline'ın ürünleri güzel oluyor. Göz kalemi Farmasi'ye aittir. Fondötenimiz ona aittir. Ve pudramız. Makyaj sabitleyici. Bu da Earthline'a aittir. 15 liraya aldım ya bu kadarını. Öyle pahalı bir şey değil yani. Daha sonra. Şimdi başlayalım. Öncelikle kremimizi sürüyoruz. İstediğiniz ölçüde alın. Şöyle şöyle şöyle. Sürün. Alnınıza, kaşınıza, gözünüze, her yerinize. Yedirin. Daha sonra kalanını elini sürün işte. Alnınızı falan süreceksiniz. Şu şekilde. Baz. Böyle kürekli. Böyle böyle böyle. Şöyle bir vücudunuzun şu kısımlarına. Şu kısımlarına. Ha bu arada baz elimdeyken söyleyeyim. Eğer şu şekilde dudaklarınıza baz sürerseniz aydınlatırken size yardımcı olacaktır. Dudaklarınız daha dolgun gösterecektir. Fondötenimizi sürüyoruz. Ben sevmiyorum öyle şeyinden çıkartmayı. Neydi o? Tıpacından çıkartmayı. Onun için ben bu şekilde kullanıyorum. Bu daha az kalmış. Yani bir gün alalım. Bunu da ses. Daha sonra fondöten fırçamız. Süngerimiz pardon. Yedirin. Eti belinde günde takmış, gözde takmış. Çok seviyorum bu şarkıyı ya. Neden kaldım? O sen olsan bari, sen olsan bari. O sen olsan bari, sen olsan bari. O sen olsan bari. Maskaramız. Öncelikle mor maskarayı kullanayım. Şu şekilde yaklaşayım size karşı. Daha sonra yeşil maskarayı kullanıyoruz. Bunların genelini Earthline'dan aldım ben ya. Çok güzeller ama. Gerçekten öyle güzel ürünler yapıyorlar ki hayran kaldım yani. Kitlendim. Bu ürünlere. Bu saatten sonra da asla Earthline'dan başkasına gitmem. Kirpiklerim çok güzel oldu. En çok kirpiklerime önem veriyorum nedense makyaj yaparken.
Sebebini bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor kirpiklerimin uzun durması. Dış ses. Beni nasıl biliyorsun? Yüksek sesle. Çirkin. Sensin çirkin. Ebeğin ama gibi. Şekilde. Bakın bendeki yöntem kimse de yoktur. Kalan fondöteni gözünüzün üstündeki maskara kalıntılarını sürün. Şimdi can alıcı nokta. Bayanların nefret ettiği şey. Şimdi bu kirpikler yapışmış. Bunlar nasıl ayrılacak? Bakın. Bu şey böyle yani. Çok basit. Bir ayırma yöntemidir. Aa, bir de ben siz sevgilileri ayırma deyince aklıma geldi. Sevgilileri ayırma yöntemi söyleyeceğim. İzleyin izleyin hemen. Hemen sonra. Yazık ya, ayırmayın ya da. Ama anlatayım. İzleyin. Aman ayrılırlarsa ayrılsınlar ya, bana ne. Okulda iki tane gerizekalı var. Sevgililer, sevgilisiniz madem müdüre belli. Salaklar işte. Akılları bu kadar çalışıyor. Bir daha okulun bahçesinde buluşursun, çakılırsın. Kameraların önünde aşkını, canını, cicimle, balımla, böceğimle konuşursan yakalanırsın. Geçen gün sınıftayız. Hoca sevgilisi olan herkesi saydı. Dedi ki ayağını denk al. Ben dedim ha. Allah'tan beni saymadı çünkü sevgilim yok. Ama en rahat. Söyleyeyim ben size. Hiç kimse sizin dikkatinizi çekmiyor. Siz kimsenin dikkatini çekmiyorsunuz. Hocaların gözüne batmıyorsunuz. Olaylardan uzak oluyorsunuz. En güzeli yani. Dış ses. Makyaj malzemeleriyle çok oynamaya başladık. Sana mı yapalım makyaj, ne yapalım? Olmuyor böyle. Erkekleri de yapılması lazım. Erkekler normalde oyuncular yapıyor ama normal erkekler günlük hayatta yapmalı bence. Sonra diyorlar kadınlar aldatıyorlar, kandırıyorlar, inanmayın kadınlara diyorlar. Biz de size inanmayız kardeşim. Şimdi can alıcı noktamız. Çok severiz. Şimdi gözünüzü şu şekilde açın. Belirgin bir şekilde alt noktayı ilk başta sürün. Ben aynadan da yardım alıyorum ama kusura bakmayın. Şu an. Eyeliner çekermiş gibi uzatın istediğiniz kadar. Ama alt kısımla asla birleştirmeyi unutmayın. Çünkü bu sefer eyelinerlıktan çıkıyor ve çok kötü bir görüntüye sahip oluyor. Makyajım bittikten sonra size ellerimi göstereceğim. Daha iri gözlere sahip olduk bile. O sen olsan bari.
Sen olsan bari. O sen olsan bari. Ya keşke o olmasa ya. Neden olmasın? Çünkü o zaman der ki işte beni unutamamış. Ben seni unuttum kardeşim. İstediğin yere gidebilirsin. Ben her şeyi herkesi aynı anda unutabilirim ya. Ben buna inanıyorum. Ne bileyim ben hani aşk diye bir duygu yaşamadığımı inanıyorum. Ya da öyle bir şeyin olmadığını inanıyorum. Neden? Çünkü bence aşk çok saçma bir şey ya. Hani evet aşık olanlar hani diyordur ben aşık oldum falan ama gerçekten çok saçma. Şimdi zaanızı çok garip bir şey yapıyorum ama şu şekilde öne doğru uzatın ön dudağınızı. Hayır, gülümseyin. Daha sonra çizeceğiniz dudak şeklinin üzerinden gidin. Burada dudak kaleminizle rujunuzun renginin tamamen tutması lazım. Eğer tutmazsa gerçekten bazı insanlarda çok kötü bir görüntüye sebebiyet veriyor. Ama tabii bazı zeki insanlarımız bunun farkında olamıyor. Çünkü daha Türkiye o kadar gelişmiyor. Bir de diyorlar ki Türkler neden bu kadar geri zekalı? Bakın dudaklarım çok komik oldu. Gül de takmış, gül de takmış. Dudaklarınızı asla dudak kalemi sürdükten sonra birbirine sürtmeyin. Çünkü çok kötü görünür. Normal anı sınıfında ya da herhangi bir yerde resim boyarmış gibi hissedin. Bastırın sadece. Şekilde uygulayabilirsiniz. Daha sonra baktınız, hala hiç hissetmiyorsunuz. Bak kalemiyle tekrardan gidebilirsiniz. Aa, taşıma soru değil. Eğer daha dolgun dudaklar istiyorsanız tabii ki. Bazınızı kullanabilirsiniz. Bakın. Dudaklarım bu şekli aldı. Daha sonra ben düşündüm, düşündüm. Neden bir ruju allığa çevirmiyorum dedim. Beğendim rengi. Aldım allık yaptım. Bakın şimdi. Böyle yaptıktan sonra şu şekilde uyguluyorum. Buyurunuz efendim, alın size şahane bir allık. Alın tepe tepe nüfusunuza geçirerek kullanın. Şimdi bu makyajı kalıcı yapma zamanı. Alın pudrayı. Elinize. Boşalttıktan sonra
Kapağını kapatın. Aman Allah düşer. Daha sonra gider. Şöyle. Uygulayın. Gözlerinizin altına. Dudaklarınıza. Daha sonra bu fon pudrayı yedirin. Yedirdikten sonra kalıcı bir makyaja sahipsiniz. Bu şekilde kayınvalidenizin yanına gidin. Valla bak bekli beğenir. Ama asla şunu unutmayın. Asla bir kayınvalide çok iyi değildir. Vallahi değilim. İlla ki bir kayınvalidesi var. Benim bir arkadaşım vardı. Sınıfta. Oğlan onu boynuzlamış. Ben kıza kaç defa dedim. Ayrıl çocuğu gözüm tutmadı diye. Ama kız beni dinlemedi. Devam etti çocukla konuşmaya. En sonunda da kız kendi yakaladı aldattığını. Benim gözüm tutmadı. Bakın, isterseniz bana alta sevdiğiniz kişinin resmini atın. Gözüm tuttu mu, tutmadı mı bakarım. Ya da ismini atın. Ben sosyal medyadan bakarım ona. Çok güzel oldu bence. Oo, bak. Tamamdır. Şu şekilde bakın. Hemen. Bir yerlere gidebilirsiniz. Okula gideyim mi ben böyle? Okula almazlar vallahi Cem abi. Çok güzel izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımı da izlemeniz dileğiyle. Hoşça kalın.